Esasında Ahu Sungur burada konuşmaya başladığı zaman Fato'nun son röportajlarından birinde söylediklerini, burada bir kargaşa vardı. Kimse pek sallamadı diyeyim. Bütün konuşmaları dinledim. Çocuklarını. Gerçekten Fato, bizim Fato'muz, bunların da çok üstünde bir kadındı. Biz 85 yılında tanıştık. Bilmiyorum kaçıncı filmde oynuyordum. Uşağa gittim. İlk defa orada tanıştık biz. Merhaba kızım dedi falan. Böyle daldım. Ben hayatımda Mavi'nin bu kadar güzel olduğunu düşünememiştim. Gözlerine bakınca. İşte az önce Ahu söyledi. Bizim Ahu. Böyle sevdiği insanların üzerinden elini çekmezdi. Yani 37 yıldır, en son 20 gün önce falan konuşmuştum herhalde. Yani bir çekmez mi bir insan ya o hastalığı halinde de? Ne yapıyorsun kızım, ne ediyorsun kızım? İlk hastalığında telefonla konuştuğumda dedim ki ya bu dört yapraklı yoncanın en cengaver, en yerden yere atanıdın sen. Ne oldu dedim böyle, sen kristal bebekmişsin dedim, haberimiz yokmuş. Ama o dört yapraklı yoncanın en öpüşeniydi. Onu söylemek istiyorum. Hayatımızdan Fato geçti. O bize dokundu, biz ona dokunduk. Belediye başkanlığında sabahın köründe gelirdi. Hadi gel kızım ağaç dikelim derdi. Şimdi o ağaçlara bakıyorum. Geçen gün bir yere giderken baktım, koskoca ağaçlar olmuşlar falan. Sadece bir gün, Halil her gün burada mı? Tamam. Bir gün böyle arkadaşlar bize derneğe geldi, dedi ki ben 5 yıl belediye başkanıydı o zaman, son zamanlarıydı galiba. Dedi ki ben sinemadaki arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çünkü 5 yıldır bir tane oyuncu da gelip ya da işte sinema çalışanı, set arkası, yani bırakın bir şey istemeyi, ya Fato'cum benim işte balkonumun biraz genişletilmesi lazım. Hiç böyle bir şey kimse bana teklif etmedi dedi. 5 senedir sinemacılardan gurur duyuyorum arkadaşlarımla dedi. Yani bunu unutmak mümkün değil bu kadını ya. Bu kadar içimizi delip geçti Fato bizim. Gerçekten ayın 24'ünden beri ne yaptığımı bilmiyorum yani. İyi ki hayatımıza girdi ama niye öldü?